Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım bir gün öncesinden çok daha iyisinizdir. Evet arkadaşlar, daha önceki videomda da söylemiştim. Bu bir hafta 10 gün bol bol vaktim olacak ve bol bol video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Uzun süreli aralar verdim. Bu arayı kapatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, bugünkü aslında bu videoyu özellikle aklımızdaki kişiyi neden bir türlü unutamıyoruz, neden aklımızdan çıkaramıyoruz, aramızdaki ruhsal ve duygusal bağ nedir? Bununla ilgili bir video çekmekti ama fikrimi değiştirdim. İnşallah Allah nasip kısmet ederse o videoyu yarın sabah çekeceğim. Bugünkü açılımımızın, yani şu anki açılımımızın konusu arkadaşlar, aklımdaki kişi bugün beni hiç düşündü mü? Beni düşündüyse nasıl düşündü? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Evet arkadaşlar, ama öncesinde özellikle halihazırda işte tarotla ilgili sorular geliyor. Tarot birçok zaman işte diğer fal çeşitleriyle karıştırılıyor. Bununla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum ama. Evet arkadaşlar, tarih boyunca insanoğlu bizler gerek kendisiyle gerek çevresiyle ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye, geleceği neler getireceğini önceden öğrenmeye çalışmıştır. Bunun sebebi bazen işte bilinmezden kaynaklanan korkular, bazense geleceği önceden öğrenip geleceğe dair bir hükmetme duygusundan kaynaklanmaktadır. Evet, geleceği öğrenmeyle ilgili birçok yöntem vardır. Bunun için birçok yöntem kullanılır. Genel olarak yöntemlerin hepsine fal denilmiştir arkadaşlar. Arapçada fal, uğur ve uğurlu şeyleri gösteren simge anlamına gelir. Batıda ise gelecekten haber verme anlamına gelen kehanet kelimesi kullanılır. Birçok çeşidi vardır. Yıldız falı, el falı, kahve falı, kum falı, zar falı, su, ateş, kitap falı. Mesela bağırsak falı diye bir şey var arkadaşlar. Çok merak ettim araştırırken bunu da. Evet, birçok yöntem var. Ve bu yöntemleri kullanan kişilere ise işte falcı, kahin, sihirbaz, büyücü, şifacı, bakıcı, medyum denmiştir. Aslında hepsinin birbirinden farklı anlamları ve yaptıkları şeyler de farklıdır aslında ama genel olarak falcı olarak adlandırılmıştır. Arkadaşlar, tarota gelecek olursak, tarot bir fal çeşidi değildir. Daha önceki videolarımda da belirttim. Bilinçaltı okuma sanatıdır. Dünyada tarot reading, yani tarot okuması olarak geçen tarot yorumu, her nasılsa bizim dilimize tarot falı olarak çevrilmiş ve öyle kullanılagelmiştir. Evet, tarot yorumcusu ise kartların tercümanıdır arkadaşlar. Bilici bir medyum, gelecekten geleceğe dair kehanette bulunan kişiler değil, tarot kartlarının tercümanıdır aslında. Şimdi şöyle bir şey var, yani kimsenin aklına işte falcı demek sizin sorunuza mı gidiyor? Yok öyle bir şey. Sonuçta ben daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bundan 10-15 yıl önce ben bu işe ilk başlarken kahve falıyla başladım. Bir internet sitesinde kahve falı bakarak başlamıştım. Ondan sonra bu sitede ben tarotla tanıştım ve tarotu öğrendikçe, evet, tarot bir fal değil arkadaşlar. Bilinçaltı, enerji okuma sanatı ve gerçekten anlık bilinçaltımızı okuyoruz. Her zaman diyorum, bilinçaltımız geçmiş, şu an ve geleceğe dair bir köprüdür. Bilinçaltımız geçmişi bilir, şu anı bilir ve bilinçaltımızın çok gizli köşelerinde geleceğe dair bilgiler ve ipuçları da vardır. Elbette enerjiler değişir. Bilinç altında o oluşa gelmiş kodlar da değişir arkadaşlar. Hayatımızı birçok etkileyen parametre vardır. Bu parametrelerdeki herhangi bir değişim geleceği de etkiler. Yani bizler olası geleceğe dair bilgiler vermekteyiz.
Evet, bu açıklamayı yaptım. Bu açıklamayı yapmamın en önemli sebebi, arkadaşlar, burada hepimizin bir sıkıntısı var ki bu videoları izliyoruz. Aşka dair, sevgiye dair, işte borç, parasızlık gibi konularla sıkışmış olduğumuz zamanlar hepimiz geleceğe dair bilgiler almak için tarot yorumcusu olsun, kahve falı olsun, bunlardan yardım, medet umarak gitmişizdir ve bilgi almaya çalışmışızdır. Ama özellikle ikili ilişkiler, aşka dair, sevgiye dair konular hep suistimale çok açık konulardır arkadaşlar. Bu ister kahve falı, başka fal çeşidi veya tarot veya işte hocalık işler, büyüdür, sihirdir vesaire gibi. Bunlar evet çok fazla suistimal edilen konulardır ve zamanında ben 5-6 sene öncesinde gerçekten özellikle eşimle ayrılma döneminde çok fazla falcıya da gittim, tarot yorumcusuna da gittim, hocaya da gittim ve ben o sıralar, yani 100 liralar, 200 liralar, bakın bunun 6 sene öncesinden bahsediyorum. Bu paraları vermek hiç gözüme bile görünmedi yani. Fayda sağladım mı? Evet, kiminden geleceğe dair bilgileri aldım. Kimindense elim boş bir şekilde geldim ve evet enerjiler değişiyordu. Evet, kimisinin dediği bir şekilde oluyordu ama tam o şekilde olmuyordu. Hele hocalar olayına hiç girmeyelim arkadaşlar. Evet, yani ben burada kimseye %100 geleceği söylüyorum demedim. Videolarımın başlığında kesinlikle geleceğe dair, işte kesindir, şöyledir, böyledir şeyler yoktur. Ben her zaman derim ki %100 geleceği Allah'tan başkası kimse bilemez. Bizim söyleyeceğimiz tek şey, o anki bilinçaltı enerjinizde okuyarak geleceğe dair olası bir geleceği sizlerle paylaşmak. Ve arkadaşlar, en kesin olan bir diğer olaysa, mesela bazı sitelerde şeyle karşılaşıyorum. İşte sevgilinizi geri getirmek için Reiki enerjisi yüklenmiş objeler. Arkadaşlar, mümkün değil böyle bir şey, çünkü Reiki enerjisinin, Reiki şifasını almak için karşı tarafın rızası olması lazım. Yani siz Ahmet'e Reiki ile bir şifa göndermek istiyorsanız Ahmet şunu demeli, Refiye'den gelecek olan Reiki şifa enerjisini kabul ediyorum demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yok öyle, ben tılsım yaptım, ben işte Reiki yükledim, böyle olacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Evet, çok mu konuştuk? Çok konuştuk. O zaman ne yapalım? Hemen okumamıza geçelim. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her pazar günü veya cumartesi günü sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınıma ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Dedikten sonra birinci destemiz sihirbazların tarot destesi ve şöyle horozumuz var. İkinci destemiz ikinci destemiz ise Işık Kain tarot destesi ve şöyle kaplumbağamız var. Hemen seçemeyen arkadaşlarınız burada videoyu durdurup seçtikten sonra videoya devam edebilirler ve biz birinci destemizle haydi bakalım başlayalım. Haydi. Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımın bu da elimde kaldı böyle. Bakalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşlarımı bugün hiç düşündü mü? Arkadaşlar, bu açılım zamansız bir zamana niyet ediyorum. Siz bu videoya ne zaman denk gelirseniz o zaman için geçerlidir. Destemiz bir kart attı. Aldık, kabul ettik. Evet, sizin
zihnen ne düşünmüş sizinle ilgili bugün? Ve bu kartlarımızda da kalben sizinle ilgili ne düşünmüş, ne hissetmiş bugün? En güncel enerjilere bakıyoruz. Bu desteği ilk kez düz tutabildim. Genelde hep ters geliyordu. Şimdi dikkatimi çekti, düz tuttum. Bakalım. Son olarak hadi bakalım okuyalım bakalım. Sizi düşünen birisi var. Güzel. Şimdi evet arkadaşlar, bu desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi Koç burcu, Oğlak burcu olma ihtimali çok yüksek. Şöyle devamında şöyle bakıyorum. Ayrıca bu kişi Aslan Yay burcu ve evet, yayı direkt burada da verdi arkadaşlar. Yay burcu olma ihtimali çok yüksek veya bu enerjilerden olan birisi. Yani bu enerjilerden olan birisi derken arkadaşlar, biraz böyle egosu yüksek olabilir. Bazı konularda ego yapıyor olabilir. Adım atma konusunda ego yapıyor olabilir. Bencil enerjiler çalıştırıyor olabilir. Biraz böyle size ilk böyle tensel amaçlarla yaklaşmış olabilir ama sonradan böyle bazı konularda kafasına bir şeyler dank etmiş. Evet arkadaşlar, bu kişinin bugünkü gündemine bakacak olursak, sizi düşünmüş mü, zihninde siz nasıl geçmişsiniz, yer almış mısınız veya nasıl geçmişsiniz, şöyle bir bakalım. Öncelikle bu kişinin para onlusuyla beraber, evet burada tılsım onlusuyla beraber bazı konularda, özellikle işle ilgili konularda bazı durumları olabilir. İş yerinde arkadaşlar, bu kişi
bazı sıkıntıları atlatıp gerçekten rahatlayacağı, ferahlayacağı bir döneme doğru gidiyor. Hatta bunun alametlerini almış. Yani şöyle bir şeye var ama yani o kadar çok fazla çalışması gerekiyor, o kadar fazla emek vermesi gerekiyor ki kendisini sanki işle ilgili konularda bir sıkışmışlık, bir hapsolmuş enerjisinde olabilir. Bugün özellikle işle ilgili konularda kafasını çok yormuş ve işle ilgili parayla maddiyatla ilgili konularda kendini bir sıkışmış hissetmiş. Evet, burada bir ego çalıştırıyor dedi kartlarımız. Bencil enerjileri var. Biraz dediğim dedik olabilir ama şöyle gözünün önüne çok ilginç, çok masum bir şekilde gelmişsiniz. Bugün zihninde size ne kadar yanlış yaklaştığını düşünmüş olabilir. Çünkü bir taraftan şeytan kartıyla beraber evet tensel arzularla gittim. Çünkü gerçekten ondan çok etkilendim. Çok çekici geldi ve çok özel ve çok güzel geldi bana. Ona karşı zaten burada bir değnek kralımız da var. Arzuları ve tutkuları size dair çok yüksek gerçekten. Hem zihinsel olarak hem duygusal olarak kalbinde bu çıktı. Evet, zihninde ben ona tensel yaklaştım. Ama ben onu tanıdıkça onun çok masum enerjilerde olduğunu gördüm diyen birisi var arkadaşlar. Bugün sizinle iletişime geçme konusunda çok büyük kendisiyle savaş vermiş. Evet. Acaba size bir haber göndermeli mi, göndermemeli mi? Çünkü sizin yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu çok hissetmiş. Burada sizin yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu hissederken arkadaşlar, bir taraftan da bu kişi zihninde acaba sizi çaldırdım mı? Yani bunu da düşünüyor olabilir veya siz onun için gerçekten çok büyük bir hediyeymişsiniz. Ama ben üçüncü kişiler tarafından yani gerçekten çok çok önem verdiğim, benim için özel olan kadını veya adamı bitirdim. Benim hayatımda onu bitirdim veya o kişi beni tamamen bitirdi enerjisinde. Burada bir kısmınız için, ki aslında baya büyük bir kısmınız için arkadaşlar, dışarıdan bir müdahale olduğunu söyleyebilirim. Evet, değnek yedilisiyle beraber dışarıdan bir etki söz konusu. Bu yüzden sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Burada ben üçüncü enerji görmüyorum. Üçüncü bir kişi, erkek veya bir kadın, ekstradan birisini görmüyorum. Bu aileden olabilir, arkadaşlardan olabilir veya maddi konularla işle ilgili bir durumdan dolayı dışarıdan, dış etkenlerden dolayı bir sıkıntı yaşadığını söylüyor. Evet, dediğim gibi yokluğunuzu ve yoksunluğunuzu çok hissediyor. Bir kısmınız enerjilerini kesmiş olabilir. Artık enerji akıtmıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı evet biraz sıkıntı var. Evet arkadaşlar, bu desteği seçen arkadaşlarımızın birçoğu ara vermiş. Ya çok kısıtlı iletişimdesiniz veya hiç iletişiminiz yok büyük bir ihtimalle. Evet, kalbine bakacak olursak kalbinde bir korku var arkadaşlar bu kişinin. Neymiş bu korku, merak ettim ben aslında. Neye dair bu korkusu? Endişesi, korkusu var. Şimdi çok ilginç çıktı. Bir tane daha çekeceğim. Evet arkadaşlar. Burada farklı bir hikaye var. Çünkü burada endişe ve alttaysa adliye binası var. Bir kısmınız için gerçekten ciddi anlamda realitede de bir adliye, mahkeme durumları söz konusu olabilir. Hani arada başka aile çerçevesine
koyabileceğimiz bir engeller vardı, dışarıdan müdahale vardı. Belki uzun süre bu dışarıdaki kişiyle duygusal bağ yok ama bir şekilde resmi bağ, fiziksel resmi bir bağ varsa artık şu dönemde evet bununla ilgili bir adım atmak zorunda olduğunun farkında. Evet bunun farkında ama bu bir yol, bir süreç ve bu süreçle ilgili bazı endişeleri var. Bazı insanlarla mücadele etmek zorunda olduğunu söylüyor ki bu mücadeleyi ederken önüne neler çıkacağı konusunda endişeler var. Arkadaşlar bu kişi yeni ay, dolunay zamanı 14 Haziran'da Yay burcundaydı sanırım bir dolunayımız, 29 Haziran'da da bir yeni ayımız vardı. Bu dönemler sizin için önemli olabilir. Evet bu kişi bu dönemde bir işte atağa geçebilir. O diğer kişilerle olan bağını koparmak için bir mahkeme sürecine girebilir. Bir kısmınız da ise arkadaşlar özellikle yaptığı hatalardan, size yaptığı davranışlardan dolayı sizin onu çok fazla yargıladığınızı düşünüyor olabilir. Evet diyor ki onun kafasında benimle ilgili çok fazla fikir ve olumsuz fikirler oluştu. Bu olumsuz fikirleri yıkabilmek için baya bir mücadele etmeliyim. İletişim kurmalıyım ve artık ben küçük adımlarla gidemem. En azından Tılsım Şövalyesi olarak gitmeliyim. Evet, Tılsım Şövalyesi olarak somut bir adım atmalıyım ki bu kişiyi sizi yani ikna edebilsin, kafanızdaki o yargıları silebilsin, bunu düşünüyor arkadaşlar. Evet, bu kişi gerçekten pardon. Çok kendine güvenen birisi olabilir. Böyle nasıl diyeyim? Çok kendine güvenen birisi ama bir yandan da sizi kaybettiğini düşünen, yokluk ve yoksulluğunuzu çeken, özleyen birisi ve sizi burada tılsım kraliçesi olarak görüyor. Yani nedir? İşte ona hak ettiğini verebilmeliyim. Çünkü kalbinde diyor ki ben ona sevgi ve duyguyu çok fazla vermedim. Bundan dolayı işte aramızda sıkıntılar oluştu. Ona istediğini vermem gerekiyor. Yani duygumu bir şekilde ona aktarmam gereken diyen birisi var ve evet sizi düşündü. Bugün düşünmüş sizi arkadaşlar. Özellikle gerçekten çok böyle gözünün önünde görüntünüz gelmiş olabilir. Bir kısmınızın aklındaki kişi ise resminize bakmış olabilir. Gerçekten böyle yani duygusal olarak hareket edebilen birisi değil arkadaşlar. Bu kişi evet kalbine bakıyoruz ama kalbinde de duygu kısmı biraz daha az aşağıda yani. Çok yüksekte değil. Daha çok bu kişi arzularıyla, tutkularıyla, dürtüleriyle hareket eden, eyleme geçen birisi. Zihinde de böyle, kalpte de böyle ve ama kalpte dengeyi sağlayacağım ben dedi. Çünkü seni biliyorum, sen duygu insanısın ve bu yüzden de bunu dengeleyeceğim, senin istediklerini de vereceğim. Seninle daha gidilecek yolumuz var. Bunu düşünmüş arkadaşlar, sizinle ilgili gideceği yolu düşünmüş. Bir kısmınızda zaten zorluklar vardı, dışarıdan müdahaleler vardı. Evet, bu kolay bir şey değil, zor olacak. Bu iş zor, zor bir iş. Ama biz sonunda bir araya geleceğiz diye bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Evet buradan kupa üçlüsüyle beraber gerçekten bir arada olmayı, kutlama yapmayı, bir kısmınız için bir yol aldıysak ciddi adımlar atmayı, hatta düğün, nişan biraz daha ilerlemeyi anlatır. Evet buradaki kartlarımıza gelecek olursak. Arkadaşlar burada dediğim gibi bu kişi biraz dünyevi arzularla size adım atmış olabilir. Bu yüzden özellikle aranızdaki enerjilerin şifalandırılması gerektiğini söylüyor kartlarım.
Evet, burada yeni ay zamanı yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun diyor. Yeni ay ne zaman demiştik? 29 Haziran'da. Defne yağı ile tüsü yakın 8 adet defne yaprağını yastığınızın altına koyun. Rüyanızı sabah not alın. Kayın ağacı dalı, meşe ağacı dalı bunlar nereden bulunur? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Kestane ağacı dalı, selvi ağacı dalı toplayın. Evde bunları yakın, yaktığınız tava ile yatak odanızda dönün. Şimdi defneyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Selvi de olabilir. Bizim komşuda vardı selvi. Ama diğerleri çok zor gibi. Evet, ara verildi ama çiçekler açacak mı gönüllerde? Yine gönüllerde çiçek açacak, bahar gelecek, bir uzlaşma olacak arkadaşlar. Birçok kısmınız için aradığınız romantik partner bu kişi dedi. Aklınızdaki kişi zaten hayatınızda aradığınız romantik partner. Tekrar bir araya geleceksiniz. Romantizmi yeniden yakalayacaksınız ve o bir kısmınız bir yolculuğa çıkabilir. Yani çok bir yol almamış, daha yeni tanışmış arkadaşlar için romantik güzel bir yolculuk olabilir. Biz bir kilometre yaptık diyen arkadaşlarımız içinse yani düğün tarihleri, balayı tarihleri için ilerleyen zamanda planlar yapılabilir dedi kartlarımız. Evet, aklınızdaki kişi bunları düşünmüş bugün sizinle ilgili. Bakalım diğer destemizdeki aklınızdaki kişi hangi enerjilerde gelecek? Evet, bu destede dediğim gibi biraz böyle nasıl diyeyim, tensel arzularla gelmiş olabilir ama bu kişinin karakteri yapısı bu şekilde arkadaşlar. Çünkü bir taraftan da diyor ki yani benim için özelsin diyor. Yani sizin onun kalbinde özel bir yeriniz var ve ileriye dönük planlar yapıyor sizinle ilgili. Evet, bugün özellikle kalpte sizinle ilgili ileriye dönük planlar yapmış ve birinci deste için Rumi ne diyecek bakalım. İkiniz için bu düşünceler ileriye dönük güzel bir şeylere dönüşebilir mi? Eyleme dönüşebilir mi? Bize Rumi nasıl bir rehberlik yapacak? Üç tane kart alalım Rumi'den. Kılıçların sultanı, asaların süvarisi. Bakın hep bir asa, yani ateş enerjisi, tutku, arzu, dürtüsel hareketler ve dürtüsel hareketlerle eyleme geçme durumları. Şimdi arkadaşlar, kılıçların sultanı çıktı. İpteki sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. Baya iddialı bir söz. Burada arkadaşlar tabii ki hepiniz için değil ama kartın bir detayıdır. Buradaki kadın boşanmış bir kadın, üzgün. Tabii hepinize uymuyor ama üzgün. Ama ruhun yüce bağımsızlığını anlatan bir karttır. Evet, üzgünlük vardır ama dediğim gibi ruhunda bir bağımsızlık vardır, bir özgürlük vardır. Bu kişi olayların üstesinden ruhsal çabayla gelebilecek güçte ve kuvvette olan bir kişidir. Evet, burada Rumi'nin bize verdiği en önemli mesajlardan birisi, bu ilişki size gerçekten birçok şey katmış olabilir. Ruhunuzu biraz daha özgürleştirmeniz gerektiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Olayların üstesinden maneviyatla, ruhsal çabayla gelmiş olabilirsiniz. Evet, burada mücadele, güç, kendi gücünüzü görme durumları söz konusu ve bu ilişki size bunu göstermiş ve anlatmış. Evet, asaların süvarisi. Burada şu var arkadaşlar, kılıçların sultanıyla beraber şunu da eklemek durumundayız.
Her ilişki bize bir şey öğretir. Her ayrılık bize bir şey öğretir. Evet, burada sizler de maneviyat yolunda, tekamül yolunuzda gerçekten olgunlaşmış, güçlenmiş, spiritüel konularda belki bazı konulara eğilmiş ve kendinizi geliştirmiş olabilirsiniz dedi kartlar. Asaların süvarisi. Asaların süvarisi bize bilinmeyeni korkusuzca sorgulamayı anlatır. Burada arkadaşlar açılımda zaten birilerini bırakması gerektiği görülmüştü. Mahkeme kartı veya dışarıdan müdahaleler olduğunu görmüştük. Bu kart da bize bunu anlatır. Alışılmış olanı bırakmam. Ve bu kartın bir diğer anlamı taşınma arkadaşlar. Bir yerden bir yere gitme. Belki asaların süvarisiyle beraber bu kişi sizinle aynı çatı altında yaşamak istediğini söyleyebilir. Elif arzularını kutsar ve yerine getirir dedi. Ermiş kartı çıktı. Evet, bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Evet arkadaşlar, bu ilişkis her ikinizi de büyütmüş, geliştirmiş, bilgi sahibi olmanıza sağlamış. Kendinizi belki daha iyi tanımışsınız. Daha, ne kadar güçlü olduğunuzun farkına varmış olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ermiş kartı bilgi insan kendisine ait bir lambası olan, kendisinin hem ışığı hem kılavuzu olan bir önderdir. Kendi öncülüğünde ilerleyen aydınlanmış kişiyi anlatır. Burada bu kartta Hızır Aleyhisselam tasvir edilmiştir. Biraz ihtiyatlı olmayı anlatır. Biraz da böyle bazı şeyler çok hızlı ilerleyebilir dedim ya. Burada ateş grubu çok etkin, tutku, dürtüsel ve ani eylemler olabilir. Ermiş kartı bazı konuları biraz yavaşlatmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor arkadaşlar. Dedikten sonra birinci destemiz bu şekildeydi. Geldik ikinci destemize. Hadi bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşımızı bugün nasıl düşündü? Bununla ilgili en doğru ve net bilgileri almaya niyet ediyorum. Veya düşündü mü? Gündemi neydi? Nelerle uğraştı? Bakalım bakalım. Daha çekeceğim. Birden bir kafa gitti. Kafa gitti. Ve 5. Haydi bakalım. Almış oldum arkadaşlar. Birinci deste kusura bakmasın. Burada bir tane kart fazla oldu.
3. Ve son olarak romantik melek destesi kartımızdan da 3 kart alacağız. Kıyamam bir içine dönmüş böyle bir kendi kendine. Allah Allah. Çok böyle zengin adam. Yani bir önceki destede de bu geldi. Çok ilginç. Burada bir ruh işi bağlantısı olabilir arkadaşlar. Allah'ım onu kendine aşık et. Onu baştan çıkar. Yani evet, fazla gelen kartımız empati kur. Onu anla. Onu anlamıyorsun. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar bir kupa kralımız var. Kılıç kim için geçiyor bu kişi acaba dışarıdan? Bas bas bir müzikle birisi geçiyor. Şimdi evet, bir kupa kralımız ve kılıç kralımız var. Yani kupa kralı derken arkadaşlar akrep, yengeç, balık. Kılıç kralı derken ikizler, terazi, kova burcu. Şöyle başka enerjimiz var mı diye bakıyorum. Ağırlıkta olan bunlar arkadaşlar. İllaki tabii ki bu burçlardan olmak zorunda değil. Bu burcun enerjilerini taşıyan kişiler diyebiliriz. Özellikle bu kişiyi içine çekilmiş arkadaşlar. Ya kendi kabuğuna çekilmiş. Böyle bir düşünüyor. Çok fazla insanlarla iletişim kurmuyor. Bu kişi belki normalde çok sosyal, çok aktif birisi olabilir ama şu dönem kimseyle konuşmak istemeyen evet, kendisinin özellikle burada zihnine baktığımızda sizinle ilgili düşüncelerinde arkadaşlar bir aileyle ilgili sıkıntısı var. Yani bilmiyorum aranızda nasıl bir engel var, nasıl bir sıkıntı var. Sanki bu kişi geçmişte çok toy enerjilerde olmuş. Hala sanki ailesinin sözünden çıkamayan, bir şeyler yapmakta, etmekte, tek başına kararlar almakta sıkıntı yaşayan, karar vermekte zorlanan birisiymiş de. Çünkü zihninde daha olgun bir erkek olmaya doğru yol aldığını söylüyor burada arkadaşlar. Şimdi evet, burada özellikle zihninde sizinle ilgili konuları ailesini nasıl açabileceği konusunda düşünceleri var. Ve bu konuda ben yani yolumu göremiyorum, önümü göremiyorum diyen birisi var. Ve burada da zaten aile sorunlarını şifalandır kartı çıktı. Bu kişinin evet ailesiyle ilgili sıkıntıları var. Bu ailesi belki siz o aileyle çok uyuşabilen birisi değilsiniz. Belki bu ailenin zaten bu kişiye seçtiği, uygun gördüğü birisi var belki, bilmiyorum. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Nasıl söylerim? Zihninde bunu döndürüyor. Sizin onun için büyük bir şans olduğunuzu düşünüyor zihninde. Yani o benim için büyük bir şanstı. Ama ben bunun kıymetini, değerini bilemedim. O kişi size soğuk yapmış arkadaşlar.
Ya bakın bunları düşünüyor ama bir yandan da soğuk yapıyor. Ha, derdin ne? Neden soğuk yapıyorsun? Çünkü soğuk yapıyor size ama sizin onu bekleyip beklemediğinizi düşünüyor zihninde. Acaba o beni bekliyor mu? Şimdi neden soğuk yapıyor? Çünkü siz ondan somut adımlar atmasını beklemişsiniz arkadaşlar. Onun bir para şövalyesi olarak davranmasını, adım atmasını beklemişsiniz. O kişi ise bu adımları atmakta hep bir geciktirmiş, hep bir bahaneler sunmuş ve siz ondan sonra bu kişiye tavır almışsınız. Siz soğuk yapmışsınız. O da size soğuk yapmış. Yine bakın, kılıç kraliçesi, kılıç kralı. Evet, yine bir ruh eşliliği durumu söz konusu. Birbirinize soğuk yapıyorsunuz ama birbirinize de bakıyorsunuz. Böyle de bir durum var ve zaten o acaba sen beni hala bekliyor musun diye düşünüyor zihninde. Ama hala kendisinden emin değil. Çok affedersiniz, bu kişi güvenmiyor bir yerlerine. Anlatabiliyor muyum? Bir ilişkiyi sürdürmek, bir ilişkinin sorumluluğunu alma konusunda, parasına, puluna veya birisinin hayatında esas adam olmaya, birisinin senaryosunda başrol olmaya hazır değilim diyor. Yani hazır değilim direkt demiyor ama acaba bunu becerebilir miyim diyen, kendi poposuna güvenmeyen birisi var burada. Ama ve lakin zihninde arkadaşlar sizi ne kadar sevdiğini anlamış. Size karşı ne kadar büyük bir aşk beslediğinin farkına varmış. Yani öncesi ıvır zıvır kabul etmemiş. Egolar havada uçuşmuş vesaire. Ama olgunlaşmış. Şu sıra özellikle görüşmüyorsanız, uzun zamandır görüşmüyorsanız, evet, sizinle ilgili, size olan duygularıyla ilgili zihninde bir olgunlaşma durumu, size olan duygularını bir anlama zamanına gelmiş. Bugün bunları düşünmüş. Ya ben bu kadına ya da ben bu adama gerçekten aşıkmışım. Zihninde bunun farkına varmış. Farkında olmayan enerjilerden farkında olma enerjisine gelmiş. Evet, kalbine gelelim. Kalp kalp kalp. Bakın ne kadar aslında birbirine benzer enerjiler. Ne kadar birbirine benzeyen enerjiler. Evet, burada kalbinde bugün sizinle ilgili ben size haksızlık yaptım. Ben sana haksızlık yaptım. Ve sana hak ettiğin duyguyu vermedim. İlahi adalet bir gün beni bulacak. Kalbinde bunu söylüyor arkadaşlar. Ben senin hakkını yedim. Sana hak ettiğini vermedim. Çok bencilce davrandım. Her şey benim olsun. Ben senin sevgini alayım. Senin enerjini alayım, şefkatini alayım, bolluk, bereket, zenginlik enerjini alayım, şansını alayım ama ben sana hiçbir şey vermeyeyim. Ve bu yüzden de ben bir şekilde ilahi adaletin pençesinden kurtulamayacağım durumları var. Bu kişiyle arkadaşlar bir kısmınız çok ağır sözler geçirmiş, sözler söylemiş olabilirsiniz birbirinize. Bu kişiye siz ağır laflar söylemiş olabilirsiniz. Biraz böyle onuru, gururu kırılmış. Evet, gurur yapıyor. Kalbinde böyle bir gurur yapıyor. Adım atmamakla ilgili direniyor ama uykusuz geceler geçiriyor. Uyumakta zorlanıyor. Veter ol. Ve kılıç şövalyesi ile beraber. Ya ben hiçbir şey yapmadım. Mücadele etmedim. O bana sırtını dönünce, çünkü ben ona istediğini vermediğim için sırtını döndü. Sırtını döndüğünde ben de aynı şekilde boş verdim. Hiç mücadele etmedim ama ben onu için mücadele etmeliyim. Neden mücadele etmeliyim?
Çünkü ben onu seviyorum. Kalbinde evet. Kalbinde de artık bunu itiraf etmiş arkadaşlar. Ben onu gerçekten çok seviyorum. Ve ben endişeleniyorum. Evet, burada endişelenen birisi var. Merak ediyorum. Onu başka birilerine kaptırmış olabilir miyim? Neden endişeleniyormuşsun? Bakalım. Endişeleniyorum. Çünkü ben ona çok küçük adımlarla gittim. Tılsım prensi olarak gittim. Somut bir şekilde yaklaştım. Duygusal olarak adım atamadım. Bazı şeyleri geciktirdim. Gerektiği kadar hevesli gözükmedim onunla bir şeyler yaşarken. Çok fazla çatıştım. Onun isteklerini göz ardı ettim. Acaba ona duygusal bir şekilde adım atan oldu mu? Bunun merakı ve endişesi içindeyim. O çünkü gerçekten muhteşem birisi. Harika görünüyor. Çok güzel. Ondan çok hoşlanıyorum. Zaten onu seviyorum diyen birisi var. Ve burada bu kişi arkadaşlar işle ilgili, parayla ilgili bazı durumlar var. Kalbinde de sanki biraz daha böyle maddi durumlarını düzeltmesini istiyor kendisinin ve sana hak ettiğin zenginliği ve rahatı, konforu vermek istiyorum diyor kalbinde ve kesinlikle sizinle iletişime geçmek istiyor. Evet, bunu düşünmüş bugün kalbinde de, sizinle iletişime geçmeyi düşünmüş. Düşünmek olmaz. Eylem lazım. Evet, buradaki kartlarımıza gelirsek. Evet, ruh eşi. Evet arkadaşlar, burada bir ruh eşliliği bağlantısı var demiştik. Diğer kartlarımız onu kendine aşık et. Önce kendini sev, Allah'a şükret. O seni yarattı. Sen özelsin. Allah sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm. Olumlama ise sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. Onu baştan çıkar ve empati kur. Arkadaşlar, bu kişinin gerçekten çok zorlandığı bazı durumlar var. Ailevi sıkıntıları var. Bu kişinin bu konuda biraz empati kurman lazım. Evet, bu kişi sizinle iletişime geçecek ve lütfen şans verin dedi ilişkinize. Zaten eski sevgiliden, eğer ki tamamen bir bitme durumu söz konusuysa, bu kişiden haber var. Dönüş var mı? Var arkadaşlar. Yine diyorum, maddi konularla ilgili bir yere gelmek istiyor ve daha rahat bir duruma gelmek istiyor. Bundan dolayı bir bekleme süresi olabilir. Rumi'den rehberliğimizi alalım. Rumi'nin bize mesajı ne olacak? Bir bakalım. Hadi bakalım. Çok güzel deste. Bayılıyorum bu desteğe. Dinarların beşlisi. Evet, burada bir dinarların dokuzlusu var arkadaşlar. Seni arayan alıcını ara. Evet, burada bir çözüm, refah, rahatlığı anlatan bir karttır. Özellikle burada zaten sıkıntı, aileyle ilgili bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntılar büyük bir ihtimalle çözüme kavuşacak. Çünkü zihinde kendi içine dönmüş ve sizinle ilgili durumu ailesine nasıl anlatacağını düşünüyordu. Bunlar çözüme kavuşacak dedi Rumi kartımız ve artık rahatlık ve refah dönemine geçeceğimizi anlatır. Seni arayan alıcını ara. Ve asaların süvarisi. Hadi bakalım, bir koç
Yay veya Aslan burcundan birisi de olabilir. Burada asaların süvarisi bize arkadaşlar Elif arzularını kutsal ve kutsar ve yerine getirir. Asaların süvarisi arkadaşlar burada bilinmeyeni korkusuzca sorgulamaya anlatır. Burada çünkü gerçekten ailesinin sanki sözünden çıkmayan, karar vermekte zorlanan toy bir enerji vardı. Artık bu kartla biraz daha büyüdüğünü, bazı şeyleri sorgulama aşamasına geldiğini, alışılmış olanı bırakma veya konfor alanından çıkmayı anlatır arkadaşlar. Burada bir yer değiştirmeyi, taşınmayı, belki de bir kısmınız için size gelecek olan bir teklifi. Gel beraber aynı çatı altına çıkalım veya gel beraber bir hayat kuralım gibi bir teklif söz konusu olabilir. Ve son olarak burada dinarların beşlisi var arkadaşlar. Evet, dinarların beşlisi maddi güvensizliği anlatır. Maddi güçlüklerin çözümü için biraz daha uğraşılması gerektiğini anlatır. Evet, bir kısıtlama ve kayıptan söz eder ki açılımımızda da bunu vermişti. Ama sıkıntı asıl refahtan önce oluşur. Yani burada çok da korkulması gerekmiyor. Evet, sıkıntı olacak ama sonu rahata ve ferah çıkacağını anlatıyor. Sefalet ihtişamlı hükümdarın nurudur. Çok güzel. Yani bakın, ihtişamlı hükümdarın nurudur diyor. Yani ferahlıktan, bolluktan ve zenginlikten önceki bir yokluk dönemini anlatıyor. Ve orada da evet, partner ne diyordu arkadaşlar? Ben seni daha iyi ortamda ve şartlarda birlikte olmak için maddi durumumu biraz daha güçlendirmek istiyorum. Bunu düşünen bir aklımızdaki kişi vardı. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.